Arkadaşlar merhabalar, ben Hasan Berke Güller. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda varistör hakkında bilgi vereceğiz ve varistörün sağlamlık kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, varistör dediğimiz malzeme şu şekilde bir görüntüye sahip. Hepsi mavi olacak diye bir koşul yok. Bu şekilde renkleri de var arkadaşlar, ya da kırmızı renk, başka tipte renkleri de var ve başka modelde tipler de var arkadaşlar. İlla hepsi bu tipte olacak diye bir koşulu yok. Yani çeşit çeşit tipte varistörler var arkadaşlar. Bu varistörlerin üzerinde V250K20 yazıyor arkadaşlar. Buradaki anlayacağımız sonuç, V250 dediği kısım maksimum olarak 250 voltta çalışabileceği ve 20 dediği kısımsa maksimum 20 ampere kadar çalışma sağlayabileceğini ifade ediyor arkadaşlar. Burada diğer bir varistörümüzde de üzerinde 220NZ25V yazıyor arkadaşlar. Yani burada da 220 volta kadar ve 25 ampere kadar dayanabileceğini söylüyor. Arkadaşlar varistörün görevi, varistörü bağladığımız devrede herhangi bir voltaj yükselmesi durumunda direncini düşürerek bu şekilde de bir koruma sağlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz sağlamlık kontrolüne başlayalım. Evet arkadaşlar, varistörümüzün sağlamlık kontrolünü yapacağımız zaman ölçü aletimizin direnç kademelerini kullanacağız. Burada arkadaşlar ölçü aletimizi en büyük direnç kademesine getiriyoruz. Benim ölçü aletimde 200 megaohm kademesi var arkadaşlar. Siz de en büyük direnç kademesine getirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim. Varistörümüz sağlamsa ölçü aletine tuttuğumuzda herhangi bir direnç değeri okuyamayacağız. Yani aşırı derecede fazla bir direnç olması gerekiyor arkadaşlar. Ölçü aletinin ölçemeyeceği kadar büyük bir direnç olması gerekiyor. Şu şekilde ölçü aletimi tutuyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar varistörü tutarken sadece parmağımı, elimi bir bacağa dokundurabilirim. Diğer bacağa elimi dokunduramam arkadaşlar. Yoksa yanlış bir ölçüm olacaktır. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi tutuyorum. Herhangi bir direnç değeri göremiyoruz arkadaşlar. Çok yüksek bir direnç olduğunu söylüyor ölçü aletimiz. Yani ölçemediğini söylüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu durumda varistörümüz sağlam diyebiliriz aslında. Elimizi dokundurursak ne olacağını göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar varistöre dokundurmuyorum. Sadece varistörün burasını tutuyorum. Yanlış bir ölçüm olduğunu göstermek için şu şekilde elimi değdiriyorum. Evet arkadaşlar, 1,7 megaohmluk bir direnç gördüm. Bu yanlış bir değer arkadaşlar. Çünkü elimi değdiriyorum. Elimizi değdirmememiz gerekiyor. Şu şekilde değdirdiğimizde varistöre herhangi bir değer okumamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu videomuzda varistörün sağlamlık kontrolünü yaptık. Nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını anlattım arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, diğer videolarımızı izlemek için kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.